Biz yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Cumhur İttifakı'nı iftiharla anlatıp milletimizin dua ve desteğine layık olmanın arzu ve heyecanıyla dolup taşacağız. Teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın koordinasyon ve gözetiminde yürütülen Adım Adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma temalı çalışmalarımızda emeği geçen siz değerli milletvekili arkadaşlarım başta olmak üzere teşkilatımızın her kademesinde görev yapan fedakar dava arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi kutluyorum. Çağrımız birliğe, birliğe, kardeşliğe ve huzuradır. Çağrımız dik baş, tok karın mutlu yarınadır. Çağrımız yükselen ve süper güç mertebesine çıkacak Türkiye'dedir. Komşusu açken tok yatmayacak, yüksek vicdanların Fırat kenarında otlayan kuzunun vebalini duyacak, tertemiz gönüllerin aç iken doyurdum, çıplak iken giydirdim, az milleti çok kıldım diyenlerin bulunacağı ve buluşacağı ahlaklı, adaletli, inançlı, erdemli, hakça paylaşımı esas alan bir topluma çağrıdır bizim çağrımız. Çağrımız Türk tarihinin çağrısıdır. Çağrımız kutlu ceddimizin çağrısıdır. Çağrımız Cumhur'un çağrısıdır. Çağrımız çiftçimizin, emeklimizin, esnafımızın, memurumuzun, işçimizin, yetimlerimizin, şehit analarımızın, şehit yavrularımızın, tüm mazlumların çağrısıdır. Çağrımız al bayrak altında toplanıp istikbale el ele, omuz omuza, tek nefes halinde yürüyüş çağrısıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene haykırışı etrafında kenetlenme çağrısıdır bizim çağrımız. Ve bizim çağrımız çağın akışını değiştirmeye sonuna kadar taliptir. Değerli milletvekillerim, kurallara dayalı uluslararası düzenin şiddet ve dozajı artan meydan okumalara direkt maruz kaldığına, bundan mülhem siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında var olan çatlakların yeni kırılmalarla devamlı genişlediğine uzun bir süredir şahit oluyoruz. Zora dayalı ve silahla inşa edilen küresel çaptaki ekonomi politik sistemin insanlığın değişen beklentilerini karşılamaktan hızla uzaklaştığı anlaşılmaktadır. Covid-19 salgını ile birlikte Ukrayna-Rusya arasında baş gösteren krizin turnusol kağıdı işlevi görerek hasır altına süpürülen karmaşık ve kronik sorunların gün yüzüne çıkmasını tetiklediği inkar edilemez bir gerçektir. Dünya kapsayıcı bir vizyona, adil, barışçıl, insani ve vicdani politikalara adeta muhtaçtır. Çok yiyenle hiç yemeyenin, çok kazanan da hiç kazanamayanın, yan yana yaşadığı küresel sosyopolitik yapıyla küresel ekosistemin sürdürülebilirliği nihayetinde bir sınıra dayanmıştır. Dünya genelinde gelir dağılım eşitsizliğinden kaynaklanan refah kayıplarının endişe verici boyutlara ulaştığı da bir vakadır. Borca dayalı maddi tüketim son 20 yıllık zaman diliminde küresel ekonomiye pranga vurmuştur. Karşımızdaki bu tablo makroekonomik istikrarı bozmakla kalmamış, belirli aralıklarla küresel krizleri de tahrik ve teşvik etmiştir. Geçtiğimiz günlerde Sri Lanka borçlarını ödeyemeyerek iflas etmiş, bu ülkenin Enerji Bakanlığı da 5 gün yetecek akaryakıt kaldığını açıklamıştır. Bu itibarla milli ve manevi değerlerle bezenmiş yeni bir finansal mimariye
nevzuhur bir ekonomik ve mali çatıya acil ihtiyaç olduğu tartışmasızdır. Görülen ve çarpıcı gerçek şudur. Kapitalizmin ana mihveri, ana siperi haline gelen Cinderella ekonomisinin sonuna gelinmiştir. Neoliberal stratejiler kalıcı iyileştirmeleri sağlamaktan aciz olduğu gibi milletler ve medeniyetler arasındaki fay hatlarını da farklı cephelerden derinleştirmektedir. Ahlaki olmayan, insani değerlerle bağdaşmayan ve istikrara hizmet etmeyen piyasa uygulamalarını köklü şekilde sorgulamaktan, ekonomik güvenlik, ekonomik özgürlük, ekonomik eşitlik, ekonomik adalet kapsamında A'dan Z'ye revize etmedikten sonra varılacak yer gene kriz, gene toplumsal ve siyasal çalkantıdır.